Merhaba, iyi günler. Orta Doğu'yu konuşmaya devam ediyoruz. Daha da çok konuşacağa benziyoruz. Özellikle İran'ın İsrail'e misillemesiyle yeni bir dönem başlamışa benziyor. Bundan sonra İsrail ile İran arasındaki gerginlik nasıl tırmanabilir? Bunları Aydın Sercan'la konuşacağız. Aydın, merhaba. Merhaba. Pazartesi günü hafta başı yayınında senle uzun bir değerlendirme yaptık. Çok da ilgi gördü. Sıcağı sıcağına olayın Lübnan'a taşınması, Nasrullah'ın öldürülmesi, başka İzbullah komutanları ve İranlı komutanlarla beraber gibi. Ondan sonra kara harekatı başladı ki bekleniyordu ve İran'ın misillemesi geldi ki o da bekleniyordu, hatta geciktiği söyleniyordu. Biz niçin bekliyorduk? Haniye suikasti Evet. nedeniyle misilleme bekliyorduk ama İran buna hem Nasrullah hem de kendi öldürülen ve Beyrut'ta öldürülen kendi komutanlarını da gerekçe Evet. göstererek yaptı. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum. İran'ın misillemesi hakkında çok değişik yorumlar yapılıyor. Kimisi daha fare doğurdu diyor. Kimisi göstermelik yaptı diyor. Ama İran'dan gelen açıklamalar çok güçlü açıklamalar. Diyorlar ki biz işte böyle gücümüzü gösterdik, oyunu değiştiriyoruz vesaire. Ve İsrail de olayı ciddiye aldığını ve hatta cevap vermeyi düşündüğünü anlıyoruz. Ona daha sonra geleceğiz ama sence İsrail'e yönelik İran saldırısı daha önce yaşananlardan çok farklı ve çarpıcı mıydı, yoksa nasıl söyleyeyim, zayıf mı? Şimdi farklıydı, evet. Bir önceki şimdi bir kere şöyle bir benzerlik de, yani şunu da söyleyerek başlayalım. Daha önce olmaz dediğimiz bu dönemde olmaz dediğimiz pek çok şey oluyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi. Aynı şekilde biz hep ne diyorduk? İşte vekalet savaşı var Orta Doğu'da. Ama İran'ın doğrudan misilleme yaptığını İsrail'e ve deyim yerinde ise dünyanın dönmeye devam ettiğini de görmüştük öncekinde. Fakat öncekinde tabii İran neredeyse şablonu olduğu gibi hani ABD, İsrail'e sunup bütün dünyaya ilan edip hani şu gün şu saatte şöyle bir şey yapacağım deyip üstelik de o zaman kullandığı füzeler ve insansız hava araçlarının İran'dan kalkıp İsrail'e varması 5 saati aşan bir süre alıyordu. O gerçekten göstermelik, teatral bir misilleme olmuştu. Bu defaki öyle değil. Evet, bu defa 200'e yakın bir füze attı. Bu balistik füzelerin İran'dan ateşlendiği noktalardan İsrail'deki hedeflerine varması 10 ila 15 dakika sürüyor. Ve bunların ateşleneceğinin tabii yapılan hazırlıklardan ABD anlamıştı. Bu harekatın başlamasından, bu misillemenin başlamasından belirli bir süre önce, ama öyle hani 12 saat önce değil. Buna İsrail de hazırlıklıydı, imkanlar dahilinde. İran ayrıca dakikalar kala, az süre kala hem Moskova'yı hem Washington'u da bu yapacağı misilleme hakkında bilgilendirdi. Ama bu defa örnekse Ürdün'ün bilgilendirilmediği anlaşılıyor. Yine ABD'nin desteğiyle İsrail'in bu hava savunma sistemi Demir Kubbe tamamıyla neredeyse etkisiz hale getirdi. Bu atılan 200'e yakın füze sonucunda yaralı sayısı daha arttı mı bilmiyorum. Bir binanın ağır hasar aldığı ve birkaç yaralıyla İsrail çıktı. Aynı saatlerde halbuki Tel Aviv'in, yani Tel Aviv yokken de orada vardı ama artık Tel Aviv'in dış mahallesi gibi olan Yafa'daki bir Kalaşnikov'la yapılan saldırıdaysa 7 ölü var. Yani 200'e yakın balistik füzeyle yapılan misillemeyle bu işte birkaç yaralı var. Öbür tarafta bir Kalaşnikov'la 7 ölü var. Bu aslında gelecekte de neler olabileceği konusunda bize aydınlatabilir. Ama şunu söyleyeyim, bir de İran'ın yine de ölçülü davrandığı da açık, çünkü işte bir hava savunma sistemini hani bir doyuracak, satüre edecek bir satürasyon
saldırısıyla açılış yapıp tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı gibi defalarca halinde yapmakta olduğu gibi peşine ikinci dalga nükleer diyorum balistik füzelerle, güdümlü seyir füzeleriyle saldırı yapabilirdi. O zaman daha etkili olurdu. Yani yine bir tırmanacağı bir eşik daha var İran'ın. Buna karşılık tabii İsrail de yanıt vermek için uygun zamanı beklediğini şimdilik ilan etti. Onu istersen İsrail ne yaparı ayrıca konuşuruz. Şimdi şöyle bir husus var. Vekalet savaşı diye bir tabir var biliyorsun. İran genellikle İsrail'le olan meselesini genellikle bu tür Hizbullah gibi, Hamas gibi, Hasbişadi gibi ya da Suriye'den bazı gruplar gibi falan onlar üzerinden yürütüyordu. Bunu tercih ediyordu ve bunu da örgütleyen esas olarak da Kudüs gücü ya da Kudüs savaşçıları artık her neyse devrim muhafızlarına bağlı bir güç yapıyordu. Kasım Süleymani mesela bu organizasyonu yapıyordu. Şimdi ilk defa daha önceki senin bahsettiğin Suriye'deki saldırıya misilleme saldırılarından sonra artık İran doğrudan İsrail'le savaşmak durumunda kaldı. Şu ana kadar daha önceki dönemde bunu pek görmemiştik. İsrail'in İran'da bir takım operasyonları olduğunu biliyorduk. Özellikle nükleer araştırma yapan, nükleer çalışmalarda görev alan mühendislerin vesairelerin suikast sonucu öldürülmeleri İsrail'in yaptığını biliyorduk. Ama onlar başka bir şeydi. İran'ın ilk defa böyle bir İsrail'e hedef aldığına tanık olmaya başladık. Bunun nasıl bir anlamı var sence? Şimdi bir nükleer konu, bir bu vekalet konusunu ayırarak söyleyeyim. İlk olarak 7 Ekim saldırısı tabii tam da Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımaya karşılık İsrail'den nükleer teknoloji edinmesine varmasını İbrahim uzlaşıları sürecinin önünü kesmişti. Bu defa da İran'ın işte şüpheli bir şekilde helikopteri düşüp hayatını kaybeden reisten sonra Cumhurbaşkanı olan daha ılımlı bir figür Mesut Pezeşkiyan ABD ile yeniden bu nükleer uzlaşıyı anlaşmayı canlandırma emareleri belirtileri ortaya koyarken bir anlamda İsrail'de hem Hizbullah'a yaptığı müdahale Hizbullah'a yaptığı müdahaleyle İran'ı misillemeye mecbur bırakması ile dönüp dünyaya Netanyahu şimdi İsrail bakın biz söylemiştik bu İran'la bu İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapılmaz. Bunların tek anladığı dil güçtür. Dolayısıyla bir an önce nükleer tesislerin vurulması gerekmektedir mesajı verebilir. Daha önceki yayında da konuşmuştuk. İran da zaten ya nükleer uzlaşıya varıp kendini güvenceye alacak ya nükleer silaha bir an önce nükleer silaha edinerek kendini güvenceye alacak. Tabii İran'ın nükleer silah edinmesi yalnızca ABD değil, bölgedeki Arap ülkelerini de had safhada rahatsız edecek, endişelendirecek bir gelişme olur. Bu anlamda zaten İsrail hani bu klasik Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor. İki hamle yaparak Netanyahu yani hem bu tehlikeye karşı İran'a karşı yanına başka Arap ülkelerini çekmeyi öngördü. İşte bir yandan da doğrudan İran halkına seslendiği o 3 dakikalık videoyla hani kurtulun bu rejimden bizim İran halkıyla hatta onun ifadesiyle asil Fars halkıyla bir alıp veremediğimiz yok dedi. Şimdi böyle bir tarafa gidiyor ama bu vekaletler aracıyla yapılma kısmı bu saydıklarımızın hepsini Hizbullah'ı da yaratan işte Haçlı Şabi'yi de Irak'ta yaratan zaten İran. Suriye'ye doğrudan işte bu senin söylediğin devrim muhafızları ordusunun Kudüs Tugayı'yla müdahil olan o. Tabii ki bu arada onu da hatırlatalım yani Kasım Süleymani'nin öldürülmesi işte yerine başkası geçti. İsmail Kani geldi devam ediyor öyle olmadı. Yani Kasım Süleymani'nin kaybı da Hasan Nasrallah'ın kaybı gibi İran açısından yeri doldurulması çok güç hatta olanaksız bir kayıp. Bunu da söylemek gerekiyor. Burada artık Hizbullah'ın
etkisiz kılınması, 40 yıldır orada özenle yetiştirilmiş, yerleştirilmiş ve iç savaşa katılmadığı gerekçesiyle silahlarını da bırakmamış yegane milis olan Lübnan'da Hizbullah'ın böyle kısa bir süre devre dışı kalması Lübnan açısından farklı pencereler açıyor. Ama İran açısından zaten bu bölge siyasetinin bu şekliyle artık Hamas'ın ortadan kalkması ya da Hamas kalkmasa da Gazze'nin ortadan kalkması, Lübnan'da Hizbullah'ın etkisiz kılınması, söylediğin gibi Şam'ın sessiz kalması, yani Şam'ın da sanki iyi oldu, fırsat bu, fırsat bu. Bu misafirler biraz misafirliklerini istismar ediyordu. Bu size ayrılan sürenin sonuna geldik diyebilecek bir ona fırsat sunması Şam'a, Hizbullah'a dönerek, İranlılara dönerek. Hatta tam da ABD Irak'tan tümüyle çekileceğini beyan etmişken, belki orada da Irak'ta da İran'ın gücünün azalması şeyin aslında İsrail'in de siyaseten manevra alanını herhalde genişletiyor. Bu arada tabii ilginç bir biçimde Türkiye de evet Nasrallah'ın ölümüne sessiz kaldı ama bu defa en tepeden Cumhurbaşkanı'nın ağzından hemen altından Dışişleri Bakanı'ndan tutup işte Hamas'ın Türkiye'yi savunduğu, İsrail'in bir sonraki hedefinin Anadolu toprakları olacağı gibi yapılan, edilen sözler herhalde bu fırsatı daha, bir fırsatı daha Türkiye'nin heba edeceğini bize anlatıyor. Şimdi Suriye meselesi ne biraz açalım istersen. Şimdi Suriye meselesinin bir boyutu da malum Hamas'ın zamanında Suriye'deki iç savaşta Esad karşıtlarını desteklemesinden Evet. dolayı giden bir kan davası var diyelim orada. Ama onun dışında Hizbullah olayına baktığımız zaman Hizbullah iç savaşta Esad rejiminin yanına gelmiş. Orada hem gitmiş hem kendi kadrolarını da belki kaybetmiş bir yapı. Buna rağmen Esad'ın sessiz kalması gerçekten çok manidar. Herhalde bir takım açıklamalar yapmışlardır. Böyle düz kuru açıklamalar ama böyle bir mesela Yemen'de Hutsiler kalkıyor olaya müdahil olmaya çalışıyor mesela. Suriye'den hiçbir şey görmüyoruz. Yani normal olarak İsrail'e Suriye topraklarından yapılabilecek şeyler de pekala olabilir. Bunun senin söylediğin husus tabii ki önemli. Yani topraklarındaki insanları artık şey yapın, tamam evinize dönme zamanı geldi demek boyutu olabilir de Esad İransız bir geleceği nasıl tahayyül edebilir? Yani bölgede İran'ın o direniş ekseni şeyinin dışına alenen çıkma ihtimali Esad rejiminin hakikaten var mı? Nasıl duracak? O zaman sadece Rusya'nın desteğiyle mi? Şimdi tabii 79 İran İslam Devrimi'nden sonra bu devrim ihracı bağlamında ve hani Şiilerin de Lübnan'da çoğunlukta olmasının olarak ama siyasi temsillerinin bu yönde olmaması ve onların emel milislerinin de yeterli diyelim etkinliği orada ortaya koymaması. Hatta aslında oraya ABD'nin işte kuvvet çıkarıp bir anlamda Lübnan'da barışı kurmanın yolunu Fransızlarla beraber açmışken İran Irak'la da savaştığı halde bir yandan küçük bir grup İran istihbaratı küçük bir grubu Suriye'ye gönderiyor. O zaman da Hafız Esad var malum. Onda Hafız Esad da tabii bunların fazla orada yuvalanmasına müsaade etmeden bir an önce onları Lübnan'a doğru itekliyor. Bunlar da orada kurdukları o küçük tırnak içinde şube diyelim, şube aracılığıyla işte Hizbullah'ın başlangıcı kuruluyor ve işte ilk intihar saldırısı o 282 ABD deniz piyadesinin ölümü ve bu saldırının arkasından ABD'nin işte Fransızlarla birlikte Lübnan'dan çekilmesi bir anlamda bu Orta Doğu tarihini yahut Lübnan tarihini değiştiriyor. Şimdi bugüne ileri sararsak filmi, burada Hafız Esad'ın oğlu Beşar Esad devrilmek üzereyken bunun imdadını hem Lübnan'dan İran'ın talimatıyla Hizbullah yetişiyor. Tabii bir ayrı parantez hani sen de bu Türkiye Mozaiği programı da
İşte geçen ben de izledim Arap Alevili üzerine olanı. Şimdi orada Beşar Esad'ın Arap Aleviliğiyle İran'ın hani bir anlamda Caferi, Şiiliği bunlar tam birbiriyle örtüşüyor mudur? Ya da Nasrallah'ın İslam anlayışıyla işte Esad'ın ki falan bu ayrı bir tartışma ama siyaseten ve silah gücü olarak Hizbullah İran desteğiyle, İran'ın talimatı ve desteğiyle Suriye rejimi ayakta tutmaya için orada çatışıyor. İran doğrudan işin içine giriyor, Rusya da giriyor. Bugün artık bu savaş sönümlendi. Şimdi Esad kazandı mı o tartışmaya girersek de çıkamayız. Hani kazandı da neyin üstüne, nasıl bir enkazın üstüne duruyor? Suriye devletinden söz edebilir mi ama işte hani medeni Suriye denilen işte bizim sınırdan Halep, Hama, işte Humus, en sonunda Damaskus, Şam, bir de deniz kenarı sahil Laskiye. Bu Suriye'yi tutmayı başardı Esad elinde. Şimdi farklı farklı zamanlarda çıkan yorumlardan, oradan yapılan haberlerden de hani Esad'ın artık biraz İran varlığından, Hizbullah varlığından rahatsız olduğu, Rusya'dan o denli rahatsız olmadığına yönelik ama buradan rahatsız olduğu ona yönelik işte yorumlar, yazılar, haberler okuyorduk. Bu anlamda Esad için bir fırsat olabilir. Bir de Esad artık dikkat edersen Arap Ligi'ne, Arap alemine geri dönebiliyor. Yani orada büyükelçilikler yeniden faaliyete geçiyor. Arap ülkelerinin Şam'da Esad böyle bir geri dönüş hazırlıyor. Dolayısıyla artık savaştan çok yeniden imar süreci, yeniden imar için bir zamanlar Lübnan için keseyi açan Suudi Arabistan rahmetli Hariri zamanında ki o Hariri'yi öldürenin de Hizbullah olduğu ve ondan sonra gelen cinayetler zincirinin de içinde Hizbullah'ın olduğu bu arada ortaya çıkmıştı malum. Bunun gibi hani daha derin cepleri olan belki Körfez Araplarıyla, Suudlarla birlikte hani ülkenin imarı Arap alemine geri dönmek. Orada da belki işte Putin'in ittirmesiyle ilke olarak geri çekilmeyi kabul etmek şartıyla Erdoğan'la da Ankara'yla da Türkiye'yle de yani arayı düzeltme yolunu herhalde arıyor. Bu manada hani bir direniş ekseninden söz edilebilir mi? O direniş ekseni içinde Esad'ın Suriye'si var mıydı? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Çünkü bir kapasitesi yok askeri olarak. Bunu herhalde böyle okumak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir husus var. İran, İsrail arkasında Batı var. Çok ciddi bir şekilde bunu biliyoruz. ABD var. Başka güçler de var ve bir şekilde örtülü olarak da olsa şeyler de nasıl diyeyim işin içerisinde Körfez ülkeleri de bir anlamda İsrail'i desteklemeseler bile çok aleni pozisyon almıyorlar. Buna karşılık İran tam anlamıyla yalnız. Yani İran'a dünyada destek veren herhangi bir şey var mesela ülke. Türkiye yok. Yani İran'ın malum zaten işte Rusya'yla bir alışverişi var ama hani kim kime destek oluyor? Rusya İran'a herhalde bu füze teknolojisi gibi konularda yüksek teknolojide destek oluyor. İran'da mühimmat konusunda Rusya'ya destek oluyor. Onun dışında da hani işte o zaman tabii biraz bu şer ekseni söylemine kapılmış olacağız ama tabii bunun içine Kuzey Kore'yi de katmak gerekir. Bir ölçüde Çin'i de katmak gerekir. İşte İran zaten gazıyla, petrolüyle ayakta kalmaya çalışan, geçen programda senin de işaret ettiğin üzere kendi halkıyla da kavgalı, baskıcı bir rejimle aslında potansiyelini açığa çıkarmak bir yana potansiyelini çok azıyla idare eden bir ülke konumunda. Peki İsrail'den bir misilleme bekliyor musun Aydın? Yani çok açık bir şekilde savaş kabinesi olur dedi. Amerika destek verebileceğini işaret etti. Belli ki söyledikleri şey yani yapacaklarsa İran topraklarını hedef alacaklar herhalde. Hamas'ın 7 Ekim saldırısı tam bu birinci yıl dönümü oluyor. İsrail'in beklemediği bir saldırıydı. Gafil avlandı. Hizbullah'a yönelik olan müdahalesi, savaşı ise İsrail'in beklediği, hazırlandığı, istediği, aradığı savaş.
Onu yaparak da aslında Netanyahu İran'ı misillemeye zorlayarak onu da kendi istediği yere getirdi. Çünkü böylece hem işte Batı'ya dönüp bakın bunlarla nükleer anlaşma falan yapılmaz haşa, hem de işte bundan dolayı 200'e yakın füze atıldı. Bunların da hedefleri yerleşim birimleriydi. Her ne kadar onlar işte iki hava üssü ve Mossad merkezi deseler de, ki Mossad'ın karargahı zaten şehir içinde. Buna bizim cevap hakkımız doğdu meşru olarak. Ve bunu da istediğimiz karar verdiğimiz seçtiğimiz zaman istediğimiz şekilde yapacağız dedi. Tamam, bu zaten aslında buraya kadar olanı daha önceden de alışık olduğumuz bir tarz. Ama bence farklı olan kısım, şimdi bu birkaç günlük sürede İsrail'e İran'ın nükleer tesislerini vurmak için büyük bir fırsat penceresi açıldı. Bu fazla açık kalacak değil. Ama burada en azından bugüne kadar burada İsrail'i dizginleyemeyen, durduramayan, hatta hareket tarzı üzerinde etkili dahi olamayan ABD'nin bu İran nükleer tesislerinin vurulması konusunda herhalde frenleyici olabildiğini görüyoruz. Ama bir de işin şu tarafı var. Aması şu ki, yeni gelen ABD başkanı da bu olan bitenden sonra İran'la nasıl oturup nükleer anlaşmaya varacak, onu kestiremiyoruz. Ama Kamala Harris'in eşi de bir Amerikan Yahudisi olan Kamala Harris'in İsrail'e karşı Biden kadar müsamahakar olmadığını da şimdiye kadarki ifadelerinden biliyoruz. O bakımdan hani böyle bir diplomasi işte manevrası yapıp İran'ı anlaşma yoluyla nükleer bakımdan etkisizleştirerek İsrail'e destek olduğu gibi bir sunumla da bunu anlatabilir mi? Onu göreceğiz. Zaten Kamala'nın da, tabii ben sanki o kesinmiş gibi konuştum, kazanıp kazanmayacağını da bilmek mümkün değil şu anda. Şimdi tekrar pazartesi de konuşmuştuk. Olay sanki şu ana kadar Netanyahu'nun iç politikada düştüğü zorluktan kurtulma olayı Kesinlikle. olarak bakıldı. Gazze'ye özellikle öyle bakıldı. Uzatmasına, ateşkese yanaşmamasına. Ama işin içerisine Lübnan girince, Nasrullah'ın öldürülmesi gibi olaylar girince falan olayın boyutu artık bir Netanyahu'nun parti politikasından ziyade İsrail Devleti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir stratejinin hayata geçirilmesi gibi geliyor bana. Katılır mısın? Yani bu bir fırsat olarak bir takım şeyleri özellikle teknolojik anlamdaki üstünlüğünü, İran üzerindeki üstünlüğünü ve Batı desteğini arkasına alarak sanki büyük bir nasıl söyleyeyim, düşmanlarını, bölgedeki düşmanlarını elimine etmek ya da iyice etkisizleştirmek gibi bir kapsamlı bir strateji varmış gibi geliyor bana. Ne dersin? Yani İsrail açısından, ki zaten herhangi bir topografik bir korunağı olmayan dümdüz küçücük bir ülke sonuçta. İsrail yurttaşları açısından, İsrailliler açısından bir ölüm kalım mücadelesi içinde oldukları ve şu içinde bulunduğumuz günlerde ülkelerinin geleceğinin masada olduğu bir var kalma savaşımı içinde oldukları duygusunun egemen olduğunu bence söylemek mümkün. Bu Netanyahu'yu destekleyenler, Netanyahu'ya karşı olanlar hepsini dikine kesen bir bence duygu. Diğeri, evet dediğin gibi, ama hepsi bir arada. Yani evet, Netanyahu sallanmaktaydı, iktidarı zor durumdaydı. O 7 Ekim saldırısı, önce hemen sıcağı sıcağına bir yanıt verilmesi gerektiği için Netanyahu'ya bir can verdi. Sonra Netanyahu işi uzattı, anlaşmayı reddetti. Bu anlamda benim söylediğim gibi, hani aradığı, istediği, planladığı Hizbullah savaşının devre dışı kalmasını istemedi. Oysa Nasrallah bunu doğru okumayıp, böyle işte deyim yerindeyse karşılıklı elleşmelerle bunu götürürüm, nasıl olsa o şekilde de bir ara ateşkese varılır diye düşündü. Hata etti. Artık bu noktadan sonra Gazze'nin yerle bir edilmesi, işte Batı Şeria'nın hepten bir bantustan haline döndürülmesi, ama orada da Hizbullah'ın da yok olmaya yakın bir yere
getirilmesi Lübnan'da İsrail'in öncelikleri olarak ortaya çıkıyor. Geriye İran'ın nükleer silah edinmesinin önüne geçilmesi kalıyor. Bu ABD ile nükleer İran arasına varılacak bir anlaşmayla yahut İran'ın nükleer tesislerinin vurulmasıyla olacak. Ancak o zaman İsrail tam olarak güvenceye kavuşmuş olacak. Ama bütün bunlar evet diğer taraftan bu 7 Ekim'in birinci yılında yani 8 Ekim'de olduğundan Netanyahu koltuğunu çok daha sağlamlaştırdı denebilir. Orada da Netanyahu'nun da bu yönüyle hakkını herhalde teslim etmek gerekir. Peki şöyle toparlayacak olursak şimdi İran bu savaşı belli bir yerde bu mücadeleyi belli bir yerde sınırlı tutmak istiyordu ama sürekli olarak İsrail'den bir takım kışkırtmalar diyelim. Yani daha doğrusu yaptığı çok fütursuzca işler yaparak İran'ı bayağı bir belli bir noktaya çekti. İran bir bölgesel savaşı yürütmek ister mi böyle bir durumda? Çok büyük bir çok büyük bir belirsizlik var açıkçası. Yani İran'ın herhangi bir savaşı yani bırakalım bölgesel herhangi bir savaş yürütecek melcesi, mecali şu arada pek yok bence. Ama şöyle düşünürsek yani Netanyahu 7 Ekim saldırısını kendi siyasi ömrünü uzatmak için farklı bir istikamete tedavül etmeyi başardı. Peşine hatta şimdi bu Nasrallah işte ortadan kaldırarak Hizbullah'ı da ortadan kaldırmayı koyabildi. Bu yönüyle İran İslam Cumhuriyeti rejimi hele hele rehber Hamaney'in de sağlığı ve yaşı göz önünde bulundurulduğunda ve buna hakim olan Başat unsurun da devrim muhafızları ordusu olduğu dikkate alındığında bu devrim muhafızları ordusunun ağırlıklı olacağı karar alma yapıları kendi var kalmalarını, kendi bekalarını böyle bir savaş çıkartmakta görürüm ama o nasıl bir savaş olacak? Kimle kim savaşacak? O kısmı tabii açıkta kalıyor. Bir de Netanyahu'nun 3 dakikalık bir video yayınlayarak İran halkına işte asil Fars halkı diye hitap etmeyi denemesi ve o rejimden kurtulmaya davet etmesi tabii Netanyahu'nun çağırmasıyla İran halkının herhangi bir tepki göstereceği yok ama halkın rejimle arası çok açık olduğunu biliyoruz. Öte yandan Mesut Pezeşkiyan'ın da sürpriz bir cumhurbaşkanı olarak İran'ı imkanlar dahilinde dönüştürmeye çabalayacağını da biliyoruz. Bu yönden yine de ben bir savaş ihtimalinin uzak olduğunu varsayıyorum. Hatta bu misilleme için dahi İran aslında yine bekledi birkaç gün. Kendi içinde farklı görüşler ortaya çıktı ama nihayet hani bu devrim muhafızları ordusunun başını çektiği Şahin Kanad'ın bir şey yapmak zorundayız görüşü öne çıktı ve bu misilleme yapıldı. Bu misilleme de dediğim gibi hani önceki gibi teatral değil ama yapılabileceğinin de gerisinde kalan yani yine bir tırmanma, bir başka eşik, bir başka kapıyı açık bırakan bir misilleme oldu. Yani şöyle toparlamak herhalde mümkün senin söylediklerinden. Şu anda İsrail'in öncelikli meselesi İran'ın nükleer kapasiteye kavuşmasını engellemek. Ya bunu Batı ABD İran'la pazarlık yaparak gerçekleştirecek ya da İsrail riskli bir hamleyle nükleer tesisleri misilleme Evet. vesaire bahanesiyle şey yapacak, saldırıya geçecek. Eğer böyle bir şey olursa, İran'daki nükleer tesislere saldırı gibi bir olay söz konusu olursa o zaman hakikaten bölge için bayağı iyice kara kara düşünmek gerekiyor. Ama şunu da dikkate alalım. İran'da Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıyarak ondan nükleer teknoloji edinme olasılığını bertaraf etmiş oldu, dolaylı yoldan da olsa. Yani İran da bu işten hiç kazançsız çıkmış değil. Hatta İbrahim uzlaşıları diyelim süreci de aksamış oldu. Bu bakımdan hani İran eğer siyasi karar alıcıya, o siyasi karar alıcı Mesut Pezeşkiyansa
onun karar almasına imkan tanınırsa herhalde bu işten bir uzlaşıyla, ruletle çıkmayı tercih edecek. Ama orada da kendi işlerini karışıklık, bakalım devrim muhafızları ordusu bu olan biteni nasıl okuyacak, yorumlayacak. Onun için evet, tabii tam bir böyle kenarda, gene tam böyle bir uçurum kenarında yürümeye devam ediyoruz. Evet Aydın, çok teşekkürler. Yine çok kapsayıcı oldu. Çok sağ ol. Ben Aydın teşekkür ederim. Sercan'la konuştuk. İran-İsrail gerginliği nasıl seyredilir bundan sonra diye. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.